Şimdi yine gündeme damgasını vuran arkadaşım Sera Kadıgil'in konuşmasını vereceğim. Sonra da Fehmi Korun'un yazısını vereceğiz. Buradan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Buradan hiçbir şey olmaz. O yazıyı da gördükten sonra lanet olsun diyeceğinizi biliyorum. Zaten Fehmi Korun'un yıllarca Zaman Gazetesi'nde başyazar olduğunu da biliyoruz da o dön baba dönelim hikayelerini de biliyoruz. Bu olmaz. Bakın bu iş olmaz. Bu olmaz. Sera Kadıgil meclisi titretti. Doğru. Sera, dün konuştum kendisi, sesi falan da kalmamıştı. Öfkeyle konuşuyor. Neden biliyor musunuz? AKP'liler 5 saat konuşmuş o ana kadar. Sera'ya 2 dakika veriyorlar. Grubu olmadığı için. 2 dakika, 2. Şimdi o zaman bu tabloya girdiğimiz zaman ne yapsın 2 dakikada da bu kadar oluyor. Onu da sabote ediyorlar. Bakın izleyelim bu konuşmayı. Coş 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 coş. Şimdi Sayın Bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTçi demiş, cinsiyetçi demiş. Sayın Bakan dedim herkesten özür dilerim. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta titreyerek yasaklamaya çalıştığım kadınlardan biriyim. Önce bunu o kafana sok bu bir. Beni, evet o LGBT'yi artıların hakları ilgilendirin. Çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirin. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bağırın çıldırın bu ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki müridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp teklif etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşel'e, ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başkanı ilgilendirir söyleyeyim. Başkanı ilgilendirir söyleyeyim. Bak elimde fotoğraf. Fotoğrafı Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? Hira Nur Vakfı'nın yetkilileri. Hani 6 yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tekrar edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgil süreniz doldu. Tamam. Sayın milletvekilleri, şimdi sataşmadan Sayın Eliteş'e söz vereceğim. Sayın Eliteş kürsüye buyurun. Hangi sataşma vardı üstlerine alınmışlar bilmiyorum. Ama Sera Kadıgil toplumun bütün isyanını, bütün öfkesini dile getirdi. Neden? Çünkü yeter artık. Çünkü yeter artık. Yeter artık. Şimdi bu tabii suçlama dediğimiz şey aslında herkesin bildiği gerçek. Recep Akdağ Menzil tarikatından görüş alıyordu diyorlar. Menzil tarikatının menzilcilerin oteli var. Ve şimdi buradaki tablodan anlıyoruz ki İki Barış'ın Terkoğlu ve Pehlivan'ın kitabından bu tarikatın içinde bulundukları bu tabloya baktığımız zaman aslında cemaat olarak Fethullah Gülen cemaatinin yerine yerleşme kavgası da sürüyor. Şimdi şu Fehmi Korun'un yazısını bir görelim. Yakın çevre medyada kendisini desteklediğine tanık olunan yorumcular CHP liderinin seçilmesini imkansız hale getirmek için yapılması gereken ne varsa hepsini daha şimdiden yapıyorlar diyen Koru skandal olayla ilgili şu görüşlerini ileri sürdü. O çevre ve destekçi medya tartışılan konuda onlardan pek farklı düşünmeyen, kendileri de sesli sessiz tepkilerini vermekte zorlanmayan geniş bir kitleyi karşılarına almış, dövüyorlar da
dövüyorlar. Tekil bir olay sanki o geniş kitle içerisinde yer alan herkes kendi kızlarını çocuk yaşta evlendiriyor imişçesine genelleştiriliyor. Kapatılsın, yok edilsin çığlıkları arasında tartışma farklı yönlere çekiliyor. En fazla gürültü nereden geliyor dersiniz? Yakın çevreyle destekçi medyadan. Şimdi altta da seçim stratejisini geçmişte partisine oy vermemiş kesimlerden de oy getirebilecek geniş cepheci bir anlayış üzerine kurmuş ve bu amaçla daha önce hiçbir CHP liderinden gelmemiş açılımları gerçekleştirme çabasına girişmiş olan Kılıçdaroğlu bu yaygalar arasında altından zeminin kaydını hissediyor olmalı diyor. Yahu Fehmi Koru. Fehmi Koru. Türkiye'deki tarikat cemaat ilişkileriyle ilgili sadece şu kısacık zamanda gösterdiklerimizden utanmıyor musun? Yıllarca Fehmi Koru, Fethullah Gülen cemaatinde başyazar olarak çalıştığın vakit oradaki bütün olup bitenlerin tamamına demek ki kefilsin. Demek ki İsmail Ağa'daki bu tablolara kefilsin. Demek ki Hira Nur'a kefilsin. Demek ki Uşşaki'ye kefilsin. Kefilsin de kefilsin. Çünkü bunların hepsinden geldi. Aladağ'da kefilsin. İntihar eden Enes'e kefilsin. Senin evladın intihar etmiş olsa acaba mesela. Ondan sonra çıkıp ya bizim cemaatimiz böyle bir şey yapmaz. Bunun zaten ruhsal sorunları var mı dersin? Yoksa gidip adamın gırtlağına mı basarsın? Ya arkadaş sen dönmüşsün gelmişsin bu işleri yapmışsın. Ondan sonra hala bunu söylüyorsun. Ya kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen kesimler büyük oranda Türkiye'de laikliğin ekmek su olduğuna inanan insanlar. Ayrıca tarikat cemaat içindeki kızlar, kadınlar, tecavüze uğramış erkekler, sesi çıkmayan çığlık atan milyonlar var. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Verme lan. Git kime oy verirsen ver. Verme. Koca meclisi topla. Sera'nın konuşması etmiyorsunuz işte. Ne olacak yani? Daha ne yapacaksınız? Daha bize ne yapacaksınız yani? Vermezsen verme. Git oraya ver. Git el pençe divan öp. Öp. Elini mi öpersin, ayağını mı öpersin, poposunu mu öpersin? Neresini öpersen öp. Terbiyesizliğin bu kadarına siz bu gücü nereden alıyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu da artık bunlarla görüşmeyi kesmeli. Lanet olsun ya. Lan yetmez ama evet sizden çıktı. Türkiye'de bu başkanlık sistemi sizden çıktı. Türkiye'deki bunların sivil toplum olması meselesi sizden çıktı. E daha ne yapacaksınız ya? Bitirdiniz Türkiye'yi bitirdiniz ya. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bitirdiniz. Daha ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksın? Gırtlağımıza mı basacaksın? İşimizden ettiniz, aşımızdan ettiniz. İçeri tıktınız. İnsanları dövdünüz, sövdünüz. Kadınlara meydanda dayak attınız. Saçlarını çektiniz. Çocuklara tecavüz ettiniz. Daha ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın da korkutuyorsun? Ayıp ya. İnsan bari böyle zamanda yazmaz bunu. Böyle düşünüyorsa bile ulan ayıptır deyip gidip Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldar. Görüşüyorsunuz. Bu ne ya? Birader siz kimsiniz ya? Nereden türediniz? Nasıl bir kanaat önderi oldunuz? Nesiniz? Hayret arkadaş ya. Adama bak. Al sana bir örnek daha. Al sana bir örnek daha demeden Ali Aydar'ı bir getir bakalım. Fehmi Koru hala ne yüzle konuşuyor? Hayatını FETÖ'den beslenerek kazanmış utanmaz adam demiş. Alın size bir tarikat inşaatı daha. Ekrem Bey, geçen hafta alkışladık. Yine sıra sizde. Gerici tarikatın küçük çekmecedeki külliye inşaatı tam gaz devam ediyor. İmamoğlu, yeniden sıra sende. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde İsmail Ağa tarikatına bağlı İlk Seç Vakfı tarafından bir külliye yapılıyor. Bu külliye de moda oldu anasını satayım. Önceki dönem AKP'de olan belediye tarafından başlatılan külliye bitme noktasına geldi. Hemen kapısına kilit. Mutlaka bir açı vardır. Göstersene fotoğrafı ya.
Göstersene lan, insanlar kirada oturacak para bulamıyor, adamların açtığı yere var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün çıkıp birisi bir siyasi lider, gerçek bir, yani mesela ben olsam yarın Erkan'ın yerinde onu da söylerim. Çıkıp şunu söylemeli ya, demeli ki bu adamların bütün mal varlıklarını alacağım. Bu mal varlıklarının tamamını ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne, devlet üniversitelerine yurt yapacağım. Ali Ulvi Uzunlar cemaatine yaptığı bir konuşmada Saliha kadın erkek emret ne? Saliha kadın erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Ha pardon, isim değilmiş o. Saliha kadın erkek emrettiği zaman itaat edecek. İşte böyle olan kadın Saliha kadındır. Dünyanın içerisinde en hayırlısı işte bu kadındır. Fabrikada 200 kişinin, 2000 kişinin patron geliyor diye esas duruşa geçmesi seni çok fazla mutlu etmez. Seni asıl mutlu edecek olan evindeki eşinin sana itaat etmesidir. Olur. Bunlar köle. Senin affedersin popondaki pisliği temizlesin. Tecavüzlere eyvallah desin. Ve ondan sonra da bu meseleyi o hale getirsin. O hale getirsin. Bu mudur? Bu mudur? Nedir? Ne istiyorsun? İşte bu. Mesele bu. Mesele bu. Ya adamların suratlarına bakarsın. Sokakta görsem, size ciddi söylüyorum. Sokakta görsem korkarım bu adamlardan ya.